Geçtim 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 futbol. Erkan Baş TT olmuş. Tip başkanı mıydı, değil mi? Selahattin Demirtaş'tan tip etkinliği öncesi Erkan Baş'a mesaj. Özgür yarınlarda görüşebilmek dileğiyle. Bu ne? Tip toplantısı mı varmış? Altı Muhalefet Partisi Başkanı'nın bir araya gelmesi tabii ki çok olumlu hareket ancak bana göre eksik. Söylemlerini ve eylemlerini çok beğendim. İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş da orada olsaydı keşke. Bu bir koalisyon değil, toplantı ve yeni olası sisteme katkıları çok kıymetli olurdu. Yani dünkü tabii ki bir toplantı ama bir koalisyon toplantısı. Yani şey bir ittifak toplantısı daha doğrusu. Yani tabii ki adına "Aa işte bizim ittifakımız" demediler şu an. İleride diyecekler muhtemelen. Bana öyle geliyor. Çoğunluğun iddiaları da bu yönde. Ama belli biraz göz önünde yani. Evet, tipin toplantısı varmış. Bu ne? Selahattin Demirtaş bir şey yazmış. Mesaj. Değerli arkadaşım, 13 Şubat 2022'de saat 15'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiniz dayanışma etkinliğine katılabilmeyi çok isterdim. Ancak binlerce emekçinin o gün orada olacağını biliyorum ve dayanışma dileklerim ile tüm dostlara, tipli yoldaşlara içten selam olsun. Sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum. Özgür yarınlarda görüşebilmek dileğiyle dostlukla diyerekten Edirne'den böyle bir mesaj göndermiş. Erkan Baş isyan etti bugünkü toplantısında. Ya benim gördüğüm kadarıyla Erkan Baş'ın konuşmaları çok beğeniliyor sosyal medyada falan. Ama içerisinde bulunduğu parti ve siyasi görüşü nedeniyle çok kabul görmüyor toplumda anladığım kadarıyla. Yani konuşmaları çünkü milyonlar falan izleniyor ve işte bak ne güzel konuşmuş helal olsun falan deniyor. Ama işte siyasi düşünce kısmına gelince işler orada biraz karışıyor sanırım halk tarafında. Buradan bir çift hafta dün akşamki fotoğrafa dair söylememiz lazım. O saraya muhalif olduğunu söyleyen tüm partilerin yönetimlerine sesleniyorum. Bu tek adam rejimini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucubeyi ortadan kaldıracağını taahhüt eden, Erdoğan'la sağcılıkta yarışmaya çalışmayan bir program ve adaya oy verebileceğimizi daha önce söyledik. Biz bu kabusu Güzel. bitirmek konusunda çok kararlıyız. Bu kararlılığımızı bir kez daha burada ifade ederken Millet İttifakı'nı da hepinizin huzurlarında, daha doğrusu tarihin huzurunda uyarmayı bir görev olarak görüyorum. Türkiye dün akşam yayınlanan o fotoğrafa sığmaz. Türkiye o fotoğraf değildir. Kendi çıkarlarını, halkın çıkarları önüne koyan her kimse, herkes affetse biz affetmeyiz. Mesela bir Asla. de öyle bir mevzusu var arkadaşlar işin. Şimdi hükümet değiştiğinde, bu sistem değiştiğinde geçmiş dosyaları illaki açılacak. Yanlış var mı, mevzu var mı, yolsuzluk var mı, şu bu. Mesela diyelim ki bugün çok tartışılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun altına imza attığı belgelerde de sıkıntılar çıktı. Ne olacak? Yani vay bunlar ittifak içerisinde denilecek mi? Yoksa hukuk neyse onun gereği mi yerine getirilecek? Çünkü böyle bir şey varsa ben bilemem. Yapılması gereken hukukun herkese eşit olarak çalışması. Yoksa eğer bunlar deyip bu şekilde devam edecekse bu sisteme bugün de böyle gidiyor zaten. Göz yumulacaksa. Bugün de işte birilerine yakın olanlar işi götürüyor. Yakın olmayanlar işten götürülüyor falan filan. Çünkü yani mesela ben dediğim gibi şu an fikri nedir bilmiyorum ama Kemal Bey'in videosunu bulabilir miyim bilmiyorum ki. Ali Babacan hakkında söylediği bir şeyi hatırlıyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan. Kim bulursam izletirim size. Yok bulamadım vallahi. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir açıklaması vardı. Çok net hatırlıyorum. Ali Babacan'ın altında imzası olduğu bir belgeden bahsediyordu. Belgede bir yolsuzluktan bahsediyordu ve bunun için Yüce Divan'a götürüleceğinden bahsediyordu. Mesela ne olacak bu?
Ben de bir soru işareti ve önemli de bir soru işareti. Yani kimse artık bu işlerin içinde imzası olan, dahli olan gereken yapılmalı. Evet. Buradan Dur bakalım devamında ne demiş? bugün AKP'nin yıkılışı için, bu saray rejiminin yıkılışı için gün sayıyorsak bu en çok bu halkın eseridir. Yıllardır iktidara karşı gerektiğinde canını ortaya koyan, canı pahasına direnen bu halkı görmeyenlerin, kadınların, gençlerin, Kürt yoksullarını görmeyenlerin Türkiye'nin geleceğini kurma şansı yoktur. Bu gerçeği görmeyin. Bu gerçeği görmeyin. Halk zaten çok öfkeli. Ben bu öfkeden kendim için basit koltuk. O kadar mükemmel bir sistem mi bekliyorsunuz? Yazık. Abi bence asıl bu sistemi beklemeyenlere yazık. Çünkü bence bugün bu durumda olmamızın sebebi bu sistemi beklemeyenler sayesinde. Bal tutan parmağını yalar. Aman canım olur o kadar da. Denile denile bu normal haline getirildi. Bu normal bir şey değil. Birilerinin hukuk önünde üstün olması, kayırılması, liyakatsizlik bunlar normal şeyler değil abi. Bence Gökhan abim. Hesaplarını için faydalanabilirim diye düşünen varsa onun da bizim nezdimizde AKP'den bir farkı yoktur. Geçtim.